Herkese merhabalar sevgili Galatasaraylılar. Bugün Erdem'le tekrar birlikteyiz. Galatasaray Manchester United maçının ardından bir maç değerlendirmesi yapacağız. Erdem hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk Burak. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Yine böyle gerilim filmi gibi bir maç izledik Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde takım bize gerçekten heyecan seviyesi yüksek maçlar izletiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle takımı tebrik etmek lazım. Şampiyonlar gibi bir arenada geriye düştükten sonra tekrar skoru yakalamak ya da galibiyeti almak. İşte Old Trafford'da olduğu gibi. Gerçekten takdire şayan bir durum diye düşünüyorum. Tabii ki bu maçta benim özellikle Okan Hoca'ya çok eleştirim olacak. Bazı futbolculara onları konuşacağız. Ama önce senin bir maçla ilgili genel görüşün, bu geri dönüşlerle ilgili bir bunu alalım. Burak dediğin gibi ya bu geri dönüşler çok özel. Hangi arenada yapıyorsunuz bu geri dönüşleri? Şampiyonlar Ligi arenasında. Yani futbolun en üst düzey organizasyonda yapıyorsunuz. Bir de öyle bir grup çektik ki Bayern Münih geliyor, Manchester geliyor. Kopenhag gibi bence yükselen bir değerin olduğu bir gruba düşüyorsunuz. Bir grupta aynen. Kaliteli maçlar oynuyorsunuz. Hiçbirinde oyunun belli başlı kısımları dışında ezilmiyorsunuz. Çoğu kısmında rakibin çok çok üstünde top oynuyorsunuz. Ama bir önceki yayınlarda da söyledik. Henüz ortada hiçbir şey yok. Duygular o yüzden biraz karışıyor. Taraftara mesela dün bir yerden sonra diyorsunuz ki niye taraftar reaksiyon vermiyor? Ama biz televizyon başında bir korku filmi izledik. Düşünün stadyumda taraftarlar neler yaşadılar. O yağmurlu çok havada... Çok zor abi yani. 3-1'den sonra ben düşmemesi taraftarın zor ya. Mesela şeyi eleştirmiştik hatırlıyorsan. Bayern maçında 2-1 oldu dakika 70 abi niye bıraktınız demiştik. Ama burada 3-1 oldu evet. Yani. Bırakabilirdi taraftar. Gol erken ya geldi neyse ki. Bir yağmur varmış dün yani İstanbul'da. Ona rağmen 51 bin kişinin oraya gelmesi. 17. dakikada 2-0 yenik duruma düşme. Bir de stadyuma hep gittik biliyoruz. Çok böyle uzaktan kaliteli bir gol yediğinde o psikolojin iki kat düşüyor. Ekstra düşüyor stat doğru. Stat atmosferi de var. Ona rağmen taraftar iyi reaksiyon verdi. Geri dönüşler çok önemli. Hani kimse bunu basitleştirmesin. Bayern Münih'e karşı Allianz Arena'da neredeyse geri dönüyordun. Manchester'da Old Trafford'da geri döndün. Kopenhag kendi evinde ilk maçta psikolojinin sıkıntılı olduğu bir anda geri döndün. Dün 2-0'dan ondan sonra 3-1'den geri döndün. Hakikaten çok değerli. Okan Hoca'nın ilk 11 tercihinden bahsedelim. İlk 11 derken biz seninle hatırlıyorsan Alanya maçında konuşmuştuk. Ndombele performansı yanıltıcı olmasın. Bu performans Şampiyonlar Ligi'nde olmamalı. Hatta biz şöyle konuşmuştuk onun sonunda. Okan Hoca muhtemelen Ndombele'yi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester maçında oynatmaz. Orada Kaan Ayhan'la Davinson durumuna göre demiştik. Şöyle kadroyu da hemen ekrana getireyim ben. Angelinho, Abdülkerim, Kaan Ayhan başladı. Benim burada hocaya eleştirim şu. Yani Kaan Ayhan'la Nelson arasında savunma anlamında büyük bir fark yok. Yani ben orada Kaan Ayhan'da oynatırım. Hatta Nelson savunmada daha iyi pozisyon aldığı için Kaan'ın o ağırlığını kapatamayışı Nelson'da yok. Nelson iyi pozisyon alarak o açığı kapatabiliyor. Orta sahada Torreira, Kaan Ayhan ikilisini bozup öndeki presi yavaşlatmanın hiçbir anlamı yoktu Ndombele için. Ndombele'nin olması şuna yol açtı. Öndeki o baskıyı kuramadınız. Bu maçta herhalde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa ön alanda baskı yapamadı. Bunun sebebi de Ndombele. Torreira ile Kaan olsaydı mesela biz o baskıyı daha iyi yapardık diye düşünüyorum ben. Yani Nelson o yüzden oynamalıydı. Hani şöyle bir şey söyleniyordu. Mental olarak hazır olmadı, iyi olmadığı için hoca oynadı ama oyunu aldı sonradan. Demek ki oynayabiliyor bu adam. Orada Kaan Ayhan'ın Ndombele yerine tercih edilmesi ve Nelson'un da stoperde oynaması gerekiyordu. Sonuçta Abdülkerim'le Nelson'un da bir uyumu var geçen seneden. Okan Hoca Ndombele'yi neyine güvenerek özellikle McTominay karşısında çok ezildi. Bir tane kafa topu alamadı. Birkaç kez çıktılar ki boylu postu da bir oyuncu zaten. Ben 11 tercihini tamamen yanlış buluyorum hocanın. Nasıl bir planla çıktı? Yani maç sonrası şunu dedi basın toplantısında. Biz Kaan Ayhan'la geriden ayağı iyi olan bir stoper kullanarak oyun kurucu bir stoper kullanmak istedik ama Kaan Ayhan'ın Icardi'ye attığı offside sayılmayan gol dışında çok böyle bir katkısını ben açıkçası görmedim. Yani yaptıklarını en sonunda yapardı. Valla bence Kaan Ayhan'ın dün sahada olmasının tek bir nedeni vardı Okan Hoca'nın kafasında. O bahsettiğin Icardi'ye attığı pozisyon var ya. Ya birebir evet. Hoca onu istiyor. Okan Buruk felsefesi artık şöyle bir felsefe. Ben savunmayı presle yaparım diyor abi. Yani ben kapanarak alan kapatarak savunma yapamam diyor. Bu yüzden de Nelson'un o topu geride kabul edişini hiçbir şekilde benimsemiyor. Davinson tam aklındaki savunmacıydı. Onun işte sakatlığı ciddi bir sıkıntı oldu. Kaan'la da ben ayağı düzgün savunmacıyla topu oyuna düzgün sokarım. Geriden oyun kurabilirim. Oyunun o kısmında ezilmem. Orta sahada biraz daha dirençli olurum hikayesiyle birlikte. Hocanın böyle bir felsefesi var. Ama Şampiyonlar Ligi abi böyle bir arena değil. Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre pres yapma diye bir durum yok. Hatta böyle bir oyun Türkiye Ligi'nde de olamaz. Yani şimdi biz Türkiye Ligi'nde de çok baktığımız maçlarda belli periyotlarda takım ister istemez düşüyor. Ama
gördüğün Manchester mesela senin son 15 dakikada 3-3'ten sonra kafadan 5 pozisyon buluyorsa, örneğin Pendik geliyor, Ümraniye geliyor, bir pozisyon buluyor, bulmuyor, bir şekilde orada kotarıyorsun durumu. Ama Şampiyonlar Ligi böyle bir arena değil. Şampiyonlar Ligi'de biz seninle bundan önce de konuştuğumuzda hep şunu söyledik. Kopenhag bugün grubun ikinci sırasındaysa tamamen o kontrollü futbol, akla uygun futbol sayesinde burada. Şimdi biz aslında kaliteli bir top oynuyoruz. Pres anlamında uzun metrajlı olmasa bile belli periyotları çok iyi presle idare edebiliyoruz. Ama ondan sonra nasıl Bayern Münih maçında Bayern Münih biz çok ezdik dedik. Hatta Harry Kane'i bizim yarı sahanın ortalarında gördük ama öyle bir 70'ten sonraki periyot oldu ki Bayern Münih senin o çok baskılı olduğun zamanlardaki pozisyonlarından daha çok pozisyon yakaladı. Hatta ikisini de gole çevirdi. Okan Hoca'nın felsefesi, senle bunu bundan önce de hep konuştuk. Okan Hoca'nın felsefesinde abi şu var. Ben futbolu kontrollü oynamam. Ben futbolun daha böyle pres gücüne dayalı oynarım. Ona göre oynamam lazım. Kendi kariyeri açısından da belki bunu düşünüyor. Bundan sonraki kariyeri açısından da ama bu futbol anlayışı belli başlı oyuncularla olmaz. Yani Ndombele'yi hiç uzatmadan söylemek lazım. Ndombele ile sen bu presi uzun süreli hele karşında da böyle istim üzerinde bir takıma karşı oynayamazsın. Mertens'le de oynayamazsın. Kaan Ayhan'la da oynayamazsın. Bu futbol bu oyuncu yapısıyla olmaz. O yüzden de kadro tercihi son derece yanlıştı hocam. Ya bu kadroda şu oyunu oynayabilecek 11'deki orta saha anlamındaki tek adam Torreira. Bizim de zaten alternatif olmayan tek adamımız Torreira. Geçen yayında da söylemiştin sen. Berkan'ın şu takımdan gönderilmesi aslında skandal resmen. Ya düşünsene şimdi aynen. Pendik maçı var. Yine Torreira ile oynayacaksın. Ya Kerem Demirbay'a evet. Güvenecek misin? İnanılmaz Berkan saçma sapan yanlış Kerem bir. Kerem Demirbay yüzünden yolladık. Yani Kerem Demirbay sevdası yüzünden Berkan gitti. Aynen öyle. Yani. Yerli diye geldi yani. Hikaye. Aynen. Abi şimdi ben biraz aslında aldığım notlara da şöyle bakıyorum. Kadrodan bahsetmişim konuşalım diye. Bir de ben özellikle Icardi'yi konuşmak istiyorum. Abi dün ben sana şu kadar net söyleyeyim. Angelino'dan bile daha kötüydü sahada Icardi. Pozisyon alma hem yani stoperleri alıp ne alan da açmadı. Çok durağandı ve aldığı topları da geriye gelip aldığı topları da kullanamadı. Sadece bir tane topunu hatırlıyorum. Kanada açtı, boya bindirmişti. Onun dışında hiçbir şey yok. Pasları çok hatalı. Icardi değiştirilmez diye bir kanun mu var, kural mı var? Yani şey diyorlar abi Icardi 90 dakika hiç görmezsin. Ayağına gelir gol atar. Evet bak katılıyorum. Ama Bakan bu da aynısını yaptı. Bakan bu o kadar maç oynamadı. Bir maç oynadı. 5 dakika. Ayağına gelen ilk topu gol yaptı ve Bayern Münih'e karşı o halde. Yani ona bakacaksak Bakan buyu da aynı şekilde kullanabiliriz yani. Abi şöyle düşün. 60'tan sonra Maguire Icardi ile mi oynamak ister yoksa Bakan bu ile mi oynamak ister? Ben tamamen Icardi ile oynamak ister diye derim. Çünkü yorulmuş bir Icardi'yi alır kucağına. O savunmayı idare eder. Yani Icardi'nin çünkü özellikle top rakipteyken çok fazla bir Şampiyonlar Ligi arenasında bir artısı yok. Bunu bütün maçlarda gördük. Şimdi şöyle denedir. Manchester Old Trafford'da işte golü attı ama yani o ana kadar da hiç yeri yoktu. Şampiyonlar Ligi'nde Icardi'nin işte böyle pas bağlantısı olsun vesaire olsun. Ya böyle bir oyuna gerek yok. Daha çok patlayıcı gücü olan bir futbolcu sahada olsun. Bu da Bakan bu dediğim gibi. Aynen. Yani arkaya o koşular atacak bir oyuncu olsun. Bu şekilde idare edilsin. Tamamen hikaye bu. Icardi niye çıkmaz? Hakikaten ben de anlamıyorum. Biri bir basın mensubu Okan Buruk'a bu konuyu vurgulaya sorsun. Biz de tam bir şekilde öğrenelim. Aynen öyle. Bu değişikliklere gelmişken abi hocanın değişiklikleriyle ilgili aslında hoca zaten yanlış kadro çıkardı. Yaptığı değişikliklerle aslında değişiklikler doğru gözüktü. Kadro o kadar yanlıştı ki. Doğru yani aynen çok haklı. Yani ben onu eleştirmem değişiklikleri ama yine bir 70 ile 80 arasında bir sekans var abi. Biz gol yedik diye bağırıyoruz. Orada işte spiker dedi ki Barış Alper işte hazırlanıyor. Dedim ki işte yine birisi hazırlanırken gol yiyeceğiz herhalde. Mesela 45'te Ndombele'yi nasıl çıkarmazsın abi? Bak yanlış kadro. Dedik ki doğru değişiklik. Aslında doğru da değil yani. 45'ten sonra Ndombele'nin hatta belki Mertens'in bile başlamaması lazımdı. İşte Davinson gidince hocanın bütün ayarlar bozulmuş sanki. Tam Davinson'luk maçtı diye üzerine vurgu yapa yapa söyledi zaten ama bu şekilde de olmamalıydı. Ndombele'nin hakikaten de o ilk yarının bitiminde ben sonuna değişmesi lazımdı. Bir de ben yani maç önünü söyledik ama daha demin attığım şöyle bir şey var. Ya bence kurgu şöyle olmalıydı. Nelson'un hani 11'de olduğu bir kadro hayal ediyorum. Daha böyle oyunu tutardık. Ondan sonraki periyotta Icardi'nin daha böyle alanlar bulacağı bir sekans yakalayabilirdik. 15-20 dakikadaki o Manchester baskısını atlatabilirdik ama işte bizde o yok. Ben iki oyuncuya değinmek istiyorum. Yani bu Icardi'ye değinmek istiyorum. Değindim. Pardon 3 oyuncu. Yani Ziyech, Kerem ve Sacha Boey. Özellikle Sacha Boey'in abi şu iki tane çok süper bindirdi. Ziyech müthiş attı önüne.
Ya bu adamın şu son paslarını bir çözse zaten hani 50-60 milyon eder de. Abi bir tanesini de tuttur ya, gözünü seveyim gerçekten. Yani çok heyecanlandım lan bu sefer olacak diye. Çünkü o kadar rahat girdi ki içeriye. Normalde bir de bazen şut deniyor. Şut da denemedi. Belki birini şut denese o da olacak. Ama yani içeriye çevirdiğinde hepsini rakibe atması inanılmaz saçma. Onun dışında yani Ziyech 2 gol attı, asist yaptı. Bence iyi de oynadı. Zaten bu takım için çok önemli olduğunu gösteriyor. Ama biraz da Onana'nın aslında ikramı var orada. Bayağı hatta bir daha biraz değil. Ve son olarak Kerem Aktürkoğlu. Abi Kerem, seninle biraz da konuştuk ama sen de bahsedersin. Şu artık gol attıktan sonra ben oynatılmıyorum, hırslı hareketler, dişini sıkmalar. Senin önceki videoda daha yeni, en son videomuzda bahsettiğin konu. Kerem şu mentalden çıkmazsa abi o attığı goller falan hiçbir işe yaramaz. Aynı yere geri döner başladığı yere. Abi şöyle Kerem'den başlayayım. Zaten bir önceki yayında konuştuk. Ben sadece şu soruyu soruyorum. Yani Galatasaray o Manchester'la öyle bir atmosferdesin. 3-3 şey getiren golü atmışsın. Orada dış dünyayı, siyaseti, hayatı düşünüp o şekilde reaksiyon verir misin? Benim aklıma gelmez abi. Bu hayat Kerem'in de aklına bir zahmet gelmesin. Ya Icardi mesela topu almaya gitti. Ya abi yani sen de al. Yani 3-3 olmuş. Bak tarihi bir zafer elde edersin. 4-3 olur. Aynen. Ya uzun yıllar konuşulur. Sen belki bir tane daha atarsın. Ama Kerem kardeşim yine gitti tribünlere. Böyle bütün vücudunu kastı. Bir hareketler yaptı. Kerem'in yani bu kafa yapısında Allah kurtarsın. Ne diyeyim? Başka bir şey demiyorum. Ziyech çok önemli bir oyuncu. Kimse Ziyech'e bundan sonraki Galatasaray kariyeri kötü olsa bile kimse laf etmemeli. Çünkü Ziyech çok özel bir oyuncu. Sacha Boy'la da alakalı şunu diyeyim. Sacha Boy'a top gelince ben heyecanlanmıyorum abi artık. Yani o kadar aktif bir pozisyona gireceğimizi ben artık hayal etmiyorum. Hayal ettirmiyor çünkü. Hiçbir şekilde topu kullanma yok. O fizik, o gücünde, o patlayıcılıktaki bir oyuncunun bu son top eksikliği inanılmaz boyutta. Muhakkak geliştirmesi lazım. Benim oyuncularla söyleyeceğim bu. Ben de sana şöyle topu atayım Burak. Maçların son iki haftada, Şampiyonlar Ligi haftasında aynı saatte olmaması. Bir de hakeme de değinmek lazım. Hem Bayern maçındaki hakeme değinmek lazım, hem bizim maçtaki hakeme değinmek lazım. Bunlara da istiyorsan sen değin ama ben şu maçların niye aynı saatte olmaz? Hakikaten bunu anlamıyorum yani. Bir şekilde bunun olması lazımdı. Çünkü son dakikalarda belki Manchester daha çok basacaktı. Biz daha çok basacaktık. Her şey olabilir. Yani 3-3'e gelmiş bir oyunda belki Kopenhag aynı anda bir şeyler yapacaktı. Grup düğümlerinin her grupta bu böyle. Çözüleceği haftalar. Son iki hafta. Son iki hafta aynı saatte yapman lazım. Bunun kime ne faydası var farklı saatte yapmanı? Yani bir de şu var abi. Bence bizim bulunduğumuz A grubu şu anda Şampiyonlar Ligi'nin en kritik grubu yani. Bayern Münih hariç her takımın şansı var. Bizim grup inanılmaz kritik. Hakemlerinin de özellikle seçilmesi lazım. Önce Bayern maçındaki Portekiz'di. Vardan penaltını yiyor. Yok işte gol atıyorsun, golünü yiyor vesaire. Sonra dünkü hakem İspanyol. Hani o Portekiz, meşhur Portekiz lafından sonra dün Okan Hoca zaten İspanyol'a da aynı şekilde bir tepki gösterdi. Bayern Kopenhag maçındaki kadın hakem yani rezaletti. Kadın VAR'ın nerede olduğunu bilmiyor. Yanlış yere falan koşuyordu. Ben maçın son 15 dakikasını izledim. O iki tane penaltı pozisyonu var. Hadi bir tanesi tartışmalı ama bir tanesi çok temiz. Eliyle adam koltuk altına alıyor topu. Tutuyor bir saniye falan yani. Yani net penaltıydı. Ve bunlar takımlar büyük yatırımlar yapıyorlar. Yani bu yatırımların böyle saçma sapan hakem hatalarıyla boşa gitmesi hep yani Galatasaray mesela bu gruptan çıkamazsa sonuncu oldu diyelim ki. Yaptığı yatırım ortada. Yani büyük isyan edilmesi lazım. Buna büyük tepki gösterilmesi lazım yani yönetim tarafından. Abi mesela bir de yarı otomatik ofsayt sistemi de ne oldu? Yani bizim maçta oldu, Bayern maçında, bu maçta oldu, olmadı. Yani böyle bir karar kargaşası içindeyiz. Frappart'ın zaten rezalet kararları. Bizim maçtaki İspanyol aslında benim böyle tuttuğum bir hakemdir ama ya dün o kadar sahada artist vardı sanki. Yani böyle bir şeyler yapmaya evet, çalışan, bir ego tatmaya çalışan. Bizim Zorbay Küçük vardı sanki. Ego vardı ya sahada. Böyle ya ben şunu anlamıyorum. Böyle oyunculara bağırmayla, çağırmayla ego işi kaldı mı ya? Yani bu Türk hakem liginin bir göstergesi. Gözlerini yerleştiriyor falan böyle yarıda, itiraz edince gözlerini evet, falan oyunu büyütüyor. Evet evet. Manchester bir de oyunu ilk yarıda çok durdurdu. Onlara hiçbir tepki vermedi. Bruno Fernandes'in
belki çift sarısı olabilirdi. Ya berbat bir hakem vardı ya. Bu Bayern maçında da bize berbat bir hakem geldi. Bu maçta da böyle geldi. Ya bilmiyorum, şu zor grupta bile bunlarla uğraşmak hakikaten çok yıpratıcı. Aynen öyle. Abi Kopenhag konuşuruz, üstüne hakem konuşuruz diyordum. Hakemi konuşmuş olduk. Kopenhag maçıyla ilgili yani artık ipler bizim elimizde. Kazanacağız. Geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Bana birazcık 98 yılındaki o sezondaki Bilbao son maç hatırlatıyor. Niyeyse. Umarım öyle olmaz sonuç yani. O maçta da iyi oynamıştık aslında ama Fatih Akgel'in bir saçma sapan hatası vardı ve elenmiştik. Ben açıkçası çekinmiyor değilim. Ama artık herhalde şu Şampiyonlar Ligi serüveninden bu sene bu kadar güzel oyunlardan sonra gidip güzel oyun ve galibiyetle bitiririz herhalde. Bitirmemiz lazım. Ne olursa olsun bu kadar kariyerli, deneyimli oyuncular var. Bir şeyler yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Belki dün Kopenhag yenilseydi beraberlik falan alırdık. O daha çok umutlu olurdum ama niyeyse takımın aurası var. Bir gol kaçırma, iyi oynasa bile yapamama, sanki böyle bir öğrenilmiş çaresizliğe dönecekmiş gibi geliyor. Kopenhag'da. Abi çok kolay gol yiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Kopenhag'dan 2 yedik. Bayern Münih'ten 2 maçta 5 yedik. Manchester'dan 5 yedik. Yani bunlar dile kolay geliyor ama hakikaten bu seviyede çok mantıklı değil. Yani bu kadar gol yemek olacak bir şey değil. Yani bu kadar gol yiyen bir takım hakikaten hala iddialıysa, dün bir futbol sürprizi de yaşandı. Bana kalırsa mucizesi, ne olursa olsun rotasyon bile olsa Bayern Münih Kopenhag kendi evinde yenememesi diye bir hikaye yok yani. Ben hakikaten hiçbir şekilde anlamıyorum bunu. Öncelikle Kopenhag maçında abi oyunu bir tutmamız lazım. Özellikle böyle ilk dakikalarda saçma sapan bir golden sonra biz gene reaksiyon verelim, geri dönelim veya Kopenhag'a yine önde basalım. Bu maçlık bence her şeyin unutulması lazım. Bu maç denge maçı. Bu maça geçen seneki Fenerbahçe maçı gibi hazırlanması lazım Kadıköy'deki. Yani gerekirse Icardi ile başlamamak lazım. Bir şeyleri değiştirmek lazım. Bilmiyorum o gün hangi futbolcu grubu sahada sağlıklı olur onu bilmiyorum ama bu seneki Şampiyonlar Ligi maçları gibi çıkmamak lazım. Daha kontrollü çıkmak lazım. Galip gelebiliriz. Hani Galatasaray finalleri sever. Bu bizim tarihimizde, kültürümüzde var. Ama karşında kontrollü, pas oyunu yapan, pas oyununu iyi yapmaya çalışan bir takım olacak. Kendi evinde olacak. Kendi evinde Manchester'ı bir şekilde yendi. Bayern Münih'i çok zorladı. Kendi evinde uzun süreli bir mağlup olmama. Biz de yendiler daha önce zaten. Aynen. Bizi orada yani 3-0'ın hani dönüşünde rahat dayanmışlardı. Dediğim gibi hangi oyuncu grubunun o gün sağlıklı olacağını bilmiyorum ama oyunun her anını kurgulamak lazım. Günümüzde de olursak ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çok zor ama bu grubu Şampiyonlar Ligi'ni veya Avrupa macerasını böyle bir dördüncülük faciasıyla bitirmememiz lazım. Yani çok yazık olur. Şu oynadığımız futbola yazık olur, şu yatırıma çok yazık olur. İlk 45 dakikada bizim golü bulup onları üzerimize çekmemiz lazım ki daha sonra geniş alanlar geçiş oyunu oynuyoruz çünkü biz. Geçiş oyununu oynayabilelim. İşte buna yönelik hamle oyuncularımızın sayısını arttırabilelim. Mesela Barış Alper artık bir koz olmuş olacak. Ya bizim ilk yarıda bir gol atmamız lazım ama paldır küldür hürra diye böyle rakibin üzerine gidip açık da vermemek lazım. Çünkü açık veriyoruz. O yüzden dediğin çok doğru. Her saniyesini planlamak lazım oyunun. O şekilde ilerlemek lazım Kopenhag maçında. Abi teşekkür ediyorum. Genel olarak eyvallah, her şeyi konuştuk aşağı yukarı. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Zorlu bir maç olacak ama orayı hissedersek tarihi bir stat. Yani UEFA'nın kazanıldığı stat, Parken Stadı. Herkesin, her Galatasaray'ın orayla alakalı çok özel anıları var. O stada geri dönmek, böyle bir finalle geri dönmek güzel olacak. Yani belki de beraberliğin bize yetmemesi daha güzel bir futbola sebebiyet verecek. Bakalım inşallah yolumuz açık olur. Abi teşekkür ediyorum tekrardan. İzleyecek arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. İzleyecek olanlara. Kanalımızın abone sayısı yükseliyor hızla. Herkese teşekkür ediyoruz ama hala abone olmayan izleyenler var. İzleyip beğenip abone olmayanlar var. İstatistiklerden görünüyor bunlar. Onları da abone olmaya davet ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.